Kimse dünyada olup bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip değildir. Yaşadığımız zamana ve mekana şahitlik etmek için ekonomik, siyasal, toplumsal hadiseler ve gündeme dair konular ve konuklarla çok yönlü bir bakışla yine Akit TV ekranlarından yayınlanan Gece Ajansı'yla karşınızdayız. Saygı ve sevgilerimizi sunuyor ve Gece Ajansı'na hızlı bir giriş yapıyoruz. Efendim bir son dakika haberiyle Gece Ajansı'na gireceğiz. Rusya'nın özel askeri grubu Wagner'in lideri Prigojine'a ait özel jet Moskova'dan St. Petersburg'a gitmek üzereyken Tver bölgesinde düştü. Kazada tam 10 kişi hayatını kaybetti. TASS'ın Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na dayandırdığı haberde Prigojine'in Tver'de düşen özel jette bulunduğu belirtildi. Wagner lideri Prigojine, Ukrayna Savaşı'ndaki rolü nedeniyle 23 Haziran'da isyan başlatmış ancak bir gün sonra isyan geri çekilmişti. İsyanı geri çekmişti. Kremlin bu olayın ardından Wagner'in Rusya'daki faaliyetlerine son verileceğini ve savaşların Belarus'taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu. Evet, bu haberimizle ilgili, bu son dakika haberimizle ilgili çok özel bir konuğumuz olacak. Mehmet Poyraz Rusya'yı çok iyi tanıyor. Wagner grubu Prigojine'i çok iyi tanıyor. Perde arkasını da Gece Ajansı'nda o önemli anlarda sizinle birlikte masaya yatıracağız efendim. Yine bir gelişen son dakika haberimiz var. Efendim Erdoğan Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangına 8 uçak ve 26 helikopterle müdahale edildiğini ve can kaybını önlemek için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti. Şiddetli rüzgarın işi zorlaştırdığını ancak yangının yayılmasının durdurulduğunu ve kısa sürede kontrol altına alınacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin Türkiye'nin birçok yerinde yıkıcı etkilere yol açtığını ve Adıyaman'ın da bu depremden etkilendiğini söyledi. Ayrıca depremin ardından yaraların sarıldığı ve kentsel dönüşüm gibi projelere imza atıldığını da belirtti. Erdoğan, Adıyaman'da kentsel dönüşüm projelerine önem verildiğini ve bu projelerin temel atma törenine katıldığını açıkladı. Deprem sonrası 64.811 konutun inşa planlarının olduğunu ve bu konutların deprem yönetmeliğine uygun, güvenli ve çevre dostu olarak inşa edileceğini ifade etti. Depremzedelere yardım edilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve çadırlarda kalan insanların konteynerlara yerleştirildiğini söyledi. Ayrıca Erdoğan deprem sonrası şehirlerin yeniden inşa edilmesini hızlandırmak için farklı projelerin devreye alındığını vurguladı. Erdoğan farklı kökenlere sahip insanları bir araya getirerek fitne çıkaranlara karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğinin de altını çizdi efendim. Efendim MHP lideri Devlet Bahçeli Çanakkale'deki orman yangını ile alakalı sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bahçeli yangın üzerinden dolaşıma sokulan imar rantı söylemlerine de sert tepki gösterdi. Yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını ima etmeleri sefil ve şerefsiz bir buhtandır. Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait. Bahçeli sosyal medya hesabından üzülerek ifade etmeliyim ki Ege'nin iki yakası tutuşmuştur diyerek Çanakkale'de devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Teröristleri tebrik edecek dirayet. Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir ifadelerini kullanan MHP lideri, yangın üzerinden dolaşıma sokulan imar rantı söylemlerine de ateş püskürdü. Bahçeli, elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir buhtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir dedi. Devlet Bahçeli ayrıca yöre halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek hiç kuşkumuz yoktur ki devrilse bile ağaçlarımız dikilir, yeni fidanlarımız ifadelerini kullandı.
Efendim, oksijen deposu olan ormanlarımız maalesef yanıyor. Şöyle Çanakkale'deki habere gideceğiz, Çanakkale'deki yangına gideceğiz sevgili izleyiciler. Şöyle son duruma hep birlikte bir bakalım. Çanakkale merkezi bağlı Kaydere köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Hepinizin malumu, rüzgarın da etkisiyle büyüyen, gece saatlerinde yerleşim yerlerini tehdit eden alevler sabah saatlerinde ormanlık alanda etkili oldu. Yangın kontrol altına almak için çalışmalar tüm hızıyla hummalı bir şekilde sürüyor. Alevlere 26 helikopter, 8 uçak ve yüzlerce personelle müdahale edilirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1500 hektarda etkili olan yangının ilerlemesinin durdurulduğunu açıkladı efendim. Evet. Sevgili izleyiciler, açıklamalar, bu açıklama tabii yüreğimize bir su serpti. Peki bu yangın nasıl çıktı? Şöyle hep birlikte bakalım. Çanakkale'de orman yangınının başlama görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüleri hep birlikte izleyelim. Büyük felaket böyle başladı. Çanakkale'yi küle çeviren yangının ilk çıkış anları ortaya çıktı. Görüntülerde yangının merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında yol kenarında başladığı görülüyor. Küçük bir alev şeklinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Tabii yangın geride, Çanakkale'deki yangın geride hüzün ve gözyaşı bıraktı sevgili izleyiciler. Şimdi bu haberimiz de bununla alakalı geliyor. Hep birlikte haberimize gidelim. Alevler köyleri yuttu. Yangından etkilenen Yağcılar Köyü'nde bir ev alevlere teslim olurken bazı yerleşim alanları komple küle döndü. Bazı alanlarsa ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Günün ilk ışıklarıyla beraber AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler çalışmaya başladı. Her ihtimale karşı 112 acil sağlık ekipleri de hazırda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangından etkilenen köylerde incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle 4 evin hasar alan Yağcılar'la 3 evin hasar gördüğü Ulupınar köylerine giden Bakan Yumaklı daha sonra Aşağı Okçular, Sarıcaeli ve Belen köylerinde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı Kalabaklı köyünde konuşlanan yangın yönetim aracında son duruma ilişkin bilgi aldı. Evet, Çanakkale'deki yangın hepimizin yüreklerini dağladı. Hüzün ve gözyaşı efendim sel oldu, aktı. Yangın sırasında tahliye edilen ve geri döndüklerinde ev, depo ve samanlıkların yandığını gören Bırakma ailesi büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan aile fertlerini komşuları teselli etti. Ya hiç anlayamadım, bir anda oldu. Bir anda. Dakikada geldi ya. Hiç. Hala olayın şokundaydı. Kelimeler boğazına dizildi. Çanakkale'deki yangın nedeniyle köylerinden tahliye edilen Bırakma ailesi evlerinde hasar oluştuğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Abi hiç haberim yoktu. Çok kötüydü. Çok kötü var. Aile fertleri evlerin yanındaki avluda bulunan depo, samanlık ve hayvan barınağının son halini görünce gözyaşlarını tutamadı. Gözyaşlarını tutamayan Fatma Bırakma o anlarda neler yaşadığını anlattı. Mağazalarımız, damlarımız, her şeyimiz yanmış. Evet, kolay değil. Yanlarına gelen komşuları da Bırakma ailesini teselli etti. Efendim, Çanakkale'deki alevlerle mücadele sürüyor. Söndürme çalışmalarına katılan bir ekip ters esen rüzgar nedeniyle bir anda alevlerin ortasında kalsa da soğukkanlı bir şekilde hem araçlarını hem de canlarını kurtarmayı başardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da o anları sosyal medya hesabından "Ayağınıza taş değmesin" notuyla paylaştı. Yani her bir yanım çevirdi. Bir tarafa çevirdik.
Yangına müdahale etmeye gittiler. Esen ters rüzgar nedeniyle alevlerin ortasında kaldılar. İtfaiye erleri paniğe kapılmadan soğukkanlı bir şekilde yangından kurtulmayı başardı. Hamit'le Bahadır. S02. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Kendimizi daha da düdüde, tankeri de yakmadan kurtardık Allah'a şükür. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da alevlerin arasında kalan işçilerin görüntüsünü paylaştı. Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı kahramanlar iyi ki varlar, şiddetli rüzgarın ani yön değiştirmesi sonucu alevlerin arasında kalan ekibimizin sağlık durumu iyi. Alevlerin yanı sıra şiddetli rüzgarla da mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Ayağınıza taş değmesin ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'nde bir video mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını bir kez daha yineledi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk gayretlerinin sürdüğünü ve savaşın bitmesiyle tüm dünyanın da rahatlayacağını belirtti. Kırım'ın ilhakını tanımayan Türkiye, bu adımın gayrimeşru olduğunu ilk günden beri kararlılıkla savunmaya devam ediyor. Bir kez daha ilhakı tanımıyoruz dedi. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu yineledi. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu Birleşmiş Milletler başta olmak üzere her platformda dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım Platformu Çevrim İçi Liderler Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Kırım'da yaşayan Tatar Türkleri konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getirdi. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de önceliklerimiz arasındadır. Erdoğan, savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği temelinde adil bir barışa sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Hep söylediğim gibi, savaşın kazananı, barışın da kaybedeni olmaz. Bu anlayışla yaklaşık 2 senedir devam eden savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi gerektiğine dair kanaatimizi koruyoruz. Arabuluculuk konusundaki çalışmaların süreceğini söyleyen Cumhurbaşkanı, savaşın bitmesi durumunda tüm dünyanın rahat bir nefes alacağının da altını çizdi. Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan devam ettirme kararlılığındayız. Savaşın sona ermesi ve Karadeniz Havzası'nın yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil, tüm dünyaya nefes aldıracaktır.